Herkese merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Samet. Bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'ta gemi yapma oyunu oynuyoruz ve bugün sizlerle arkadaşlar gemi yapma oyununda motor yapacağım. O zaman hızlı bir şekilde başlayalım. Evet arkadaşlar, motoru nasıl yapacağımızı hemen hızlı bir şekilde geçelim. Motoru yapmak için titanyum blok kullanacağım. Titanyum blok hangisi onu da göstereyim. Çoğu kişi bunu metalle karıştırıyor. Bu metal değil, titanyum arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Şimdi buradan metremi ben 2'ye ayarlamak istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde yapmak için. Hemen 2 yapalım şöyle güzel. Daha sonra hemen çat 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 yaptım. Ve daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunun biraz daha bitişiğine koymam lazım. Şurası oldu mu? Oldu gibi, tamamdır. Bu yine yine aynı şekilde buraya bir tane daha çubuk dikiyorum. Daha sonra arkadaşlar buradan açıyı, yani rotate'i 45 yapmanız gerekiyor. Daha sonra hemen T'ye basıyorum. Telefonda hangi tuş bilmiyorum. Telefondan hiç oynamadım arkadaşlar. Telefondan nasıl döndüreceğinizi bilmiyorum. Şu şekilde bu şekli veriyorsunuz arkadaşlar. Bu şekli verdikten sonra arkadaşlar hangi tekeri kullanacağınız önemli. Ben bu tekeri kullanacağım arkadaşlar. Hemen şu şekilde nasıl koyacağınızı da göstereyim. Dur, silerim. Tekrardan aynı açıyı buna da veriyorsunuz ve çeviriyorsunuz ve şu şekilde getirip buraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde buna da bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir şekli oluyor arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyoruz? Tekrar titanyum bloğunu alıyorum, hemen hızlı bir şekilde aldıktan sonra tekrardan aynı açıyı veriyorum. Şöyle altına koyuyorum ve bunları biraz uzatıyorum. Siz yine normal tıklaya tıklaya koyarsınız eğer metreniz yoksa. Daha sonra bize Sejro muydu neydi, öyle bir şey vardı, servo, evet servo lazım, aynen şu aletten lazım. Daha sonra bunu şu şekilde koyuyorsunuz arkadaşlar ve bitti. Evet, motorumuz hazır. Evet arkadaşlar, motorumuz tabii ki de bitmedi. Hemen şuradan açıyı buradan 15 ayarlıyorum ve buraya gelip şöyle şu açı yeterli olur mu, bence şöyle olabilir. Aynen şöyle bir açı yeterli olacaktır. Aynısını buraya da yaptım. Oldu mu? Eşit oldu mu? Oldu. Daha sonra şunları şöyle biraz pusturalım. Aynen abi. Pusturduktan sonra şöyle aşağıya çekiyorum bunu. Şu şekilde aşağıya çektim arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde aşağıya çektim. Bir dakika, çok mu aşağıya çektik? Evet, çok aşağıya çektik. Böyle olmaz. Şöyle, yani böyle olur değil mi? Yani evet, anca böyle olur. Daha sonra arkadaşlar şunları tekrardan biraz içine doğru dürteceğim şöyle ki yapışsın iyice, tamamdır. Oldu gibi. Daha sonra geriye kaldı arka tekerler. Arka tekerleri nasıl yapacağınızı hemen gösteriyorum. Hemen şuradan arka tekerlerimizi alıyoruz. Bu daha kolay zaten. Daha sonra tekrardan açıyı veriyoruz şu şekilde. Doğru açı oldu mu? Olmadı. Şimdi oldu. Şu şekilde çevirip içe bakmasını sağlıyoruz. Bakalım. Olmuştur inşallah. Aynen, açı da tam oturduğuna göre artık motorumuz bitmeye yaklaştı ve aynen arkadaşlar şu şekilde bir görünümü oldu. Tabii ki de daha motorumuz bitmedi. Buna bir motor ekleyeceğiz arkadaşlar. Tabii gerçek motor değil, sadece motor gibi gözükmesi gerekiyor. Yoksa bu böyle de gider yani, ama hoş durmaz, anlıyor musunuz? Güzel durması gerekir. Hemen şöyle şuna da güzel bir eğim vereyim. Aynen öyle, tamamdır. Şunu biraz şöyle sağa çekelim. Şu şekilde önünü doldursun abi. Bir de şöyle arkaya doğru çeksek yeter. Yani niye uğraşıyoruz ki? Çok da ağır olmasın şimdi arkadaşlar. Motoru taşıyamıyor sonra. Şöyle olsa yeter. Aynen bu şekilde olsa yeter. Çok da bir aksiyona girmeye gerek yok. Ve daha sonra arkadaşlar geriye kaldı direksiyonlar. Direksiyonları ayarlıyoruz. Direksiyonları hemen hızlı bir şekilde ayarlayalım. Nerede benim titanyum bloğum? Titanyum. Evet, işte burada titanyum. Çok güzel, hemen bunu düz açıda mı ayarlasın? Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu şekilde direksiyonlarımızda yaptığınıza göre artık istediğimiz renge bunu boyayabiliriz. Ha bir de en önemlisini unuttuk arkadaşlar. Bunun sürücü koltuğu yok. Biz buna sürücü koltuğu yapmadık arkadaşlar. Hemen şuradan sürücü koltuğumuzu ekleyelim. Hemen bir dakika dur. Şöyle tam oluyor değil mi? Aynen böyle tam oldu ama ortaya koyamadık. Evet arkadaşlar, koltuğu da koyduğuma göre artık harekete geçebilirim. Bakayım arka teker dönüyor mu, güzel. Tamam, şimdi bunu harekete nasıl geçireceğiz? Bir dakika, harekete geçirmeden önce güzelce bir kaydedelim. Yeni slot hiç açmayacağım, param yok çünkü. Hemen şuradan şu slota save diyeyim arkadaşlar. Güzel, saveledik. Şu alttakileri silelim. Şunları da sildik arkadaşlar. Ha, bu arada tekerin yanlarındakilerini net silmeniz lazım arkadaşlar, yoksa olmaz. Daha sonra buradan select all ve unchored'ı kaldırıyorsunuz ve what? Durun, hemen düzeltiyorum. Sakin, pardon.
Olabilir böyle şeyler. Pardon. Arkadaşlar bir dakika, şu ortadaki çok küçük kalmış, onu düzelteceğim şimdi. Hop şöyle, hop biraz da şu tarafa çekelim. Tamam, şimdi aynı şey olmayacak. İnşallah olmayacak. Dur tekrar deniyorum. Abi olmasın bir zahmet. Dur. Olmasın lütfen. Lütfen, rezil oluyorum. Dur. Dur dur dur. Heh, güzel. Aferin, adam gibi durdu şimdi. Heh şöyle, reis be. Motoru görüyorsunuz mu arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar bu motoru daha, gördüğünüz gibi motorumuz güzel bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Dönüşlerde herhangi bir sıkıntısı yok. O zaman hadi bununla sona doğru bir gidelim. Ha, gitmeden önce biz bunu boyayalım. Ne renk yapalım? Motorumuz ne renk olsun arkadaşlar? Motorumuz mavi olsun mu? Kırmızıyla mavi güzel gider. Maviye boyuyorum o yüzden. Oh şöyle mis gibi mavi yaptık. Tekerleri de, hatta dur şunları da mavi yap abi. Yap 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 yap. Tamam, tekerlerimiz de arkadaşlar sarı mı olsun? Yok, tekerlerimiz sarı olmaz. Tekerlerimiz siyah kalsın. Şöyle iyice sipsiyah, kapkara olsun abi tekerler. Mis. Bir de arkadaşlar şuraları siyah yapacağım. Motorun tutulan yerleri siyah olur ya şöyle. Biz buna ayna yapmadık ya. Aynaya da gerek yok. Oyunda ayna diye bir item olsaydı keşke koyardım ama ayna yok maalesef. Şimdi o zaman harekete geçebiliriz. Aa, bir dakika. Şunu fark ettim, dur. Şunların dönme açısını ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. İyi ki de tornavidam var. İyi ki de. Şuradan Angel'ı biraz düşürelim. Şunu da düşürelim abi. Angel biraz sıkıntı çünkü. Arkadaşlar son bir değişiklik daha yapıyorum. Biliyorsunuz motorların iki tekeri oluyor. Ve bunlar ya sanki dört tekermiş gibi duruyor. Hemen bu hatayı da şu şekilde çözüyorum. Şu araya bir tane blok sıkıştırmam lazım benim arkadaşlar. Yoksa olmaz. O yüzden hemen bunu tekrar sıfırlayıp baştan yapacağım. Evet arkadaşlar, bu pozisyona tekrar getirdim. Bir dakika dur. Şu neonu tekrar büyütelim yoksa sıkıntısı olacak. Kim bomba sıkıyor lan? Şişt, adam ol lan. Şişt, tipe bak. Bu nasıl bir robot lan? Kim yaptı bunu? Allah belanı vermesin. Şu tipe bak. Arkayı da yaptım arkadaşlar. Şunları da şu şekilde siyaha boyayalım. Ki güzel dursun. Aynen öyle. Tamamdır. Şimdi bunları silebilirim arkadaşlar. Abi bu sefer gidelim artık. Cidden videonun böyle uzaması hoş olmuyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Neyi değiştirdiğimi göstereyim. Sadece tekerlerin arasına bir tane metal blok koydum arkadaşlar. Ve onları şöyle ankorda da yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık daha düzgün dönecek. Tekerleklerin bozuk dönmeyecek de. Motor gitme lan. Oğlum bu motoru... Motor dursana oğlum. Heh tamam durdu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekerlekler şimdi gördüğünüz gibi beraber dönüyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ama yavaş dönüyor. Acaba neden? Şimdi bu yavaş dönmeyi... Hemen sizlerle düzeltelim. Tornavida gerekecek. Hemen şöyle hepsini seçelim ve buradan buradan bütün torkulları fulluyorum arkadaşlar. Hatta fullemeyeyim. Şöyle sarıda kalsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık motorumuz hazır. O zaman hadi artık bir sona gidelim değil mi? Bir sona gidelim artık ya. Hadi ya. Karşımdaki andavalı dövemiyorum mu lan ben? Çarp lan şuna. Kim lan bunun niki? Gel buraya gel 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 gel. Hop hop hadi vursana beni ha. Ha, ha. Allah'ın robotu gel buraya gel. Hadi vur beni ha. Evet arkadaşlar motorla robotla kapışıyorum. Gel buraya robot. Bir de tipsiz bir şey yapmış abi. Allah belanı vermesin. Bu nasıl bir robot ya? Yürü git. Neyse arkadaşlar biz hemen şu şekilde sona doğru gidelim. Motoru istediğimiz gibi yön verebileceğiz. Çünkü motor arkadaşlar, o yüzden kayaların arasından rahatça sıyrılabileceğiz. Bu da rahatça sona gitmemizi sağlayacak. Hop hop hop. Hayır 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 hayır. Evet arkadaşlar kontrolüne yavaş yavaş alışıyorsunuz. Öyle basit bir şey değil. Ama sonuçta bir motor yaptık arkadaşlar. Artık bir motorumuz var. Motor yapmadık da demeyiz değil mi arkadaşlar? Hemen şöyle gidelim. Hop bir dakika. Hemen şuradan. Şuradan dön abi. Hop dur 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 dur. Kayaları çarpmayalım. Kayaları çarpmayalım. Hayır hayır hayır. Yani arkadaşlar motor yapınca ayrı bir havanız oluyor. Yani gemiyle tabi buralara oh, rahat rahat geçersiniz tabi. Benim para kasma videomu izlemişsinizdir zaten. Uça uça hemen hızlıca geçiyorsunuz. Ama böyle de bir havanız oluyor şimdi. Altınızda motor var arkadaşlar yani. Siz de o yüzden böyle yapabilirsiniz. Hem bana da challenge oluyor. Allah aşkına yorumlara yazın ya. Ben ne yapayım başka cidden. Yapmadığım bir şey var mı? Yapmadığım bir şey varsa yazın. Yapalım. Ha bu arada tek blok serimiz devam ediyor. Mesela... cam blok, sadece cam blok kullanarak sona gitme videosu yapmıştım. Motor sakin ol lütfen. Başka hangi sadece o blok kullanarak sona gideyim diyecekken abi ön teker GG oldu ya. Püf püf bug'a girdik görüyor musun? Dur düzel düzel tamam. Güzel tamam. Böyle sakin sakin gideriz arkadaşlar şöyle. Hemen şöyle R yapa yapa gidiyorum. Hadi abi hadi abi hadi abi gideceğiz gideceğiz. Aa tekerler gitti. Abi tekerler gitti olamaz. Olamaz tekerler gitti. Tek teker kaldık. Git 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 git. Yani oyunu bitiremesek bile bir yarısına gelelim arkadaşlar. Zaten oyundaki amaç sona gitmek değil, motor yapmaktı. Dur 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 dur. Tren geçsin sakin. Sakin sakin sakin. Sakin lütfen. Tamam tren. Tren geçti abi güzel.
Gidebiliriz. Hemen şöyle. Şişt, hayır. Ölüyorum. Öldüm lan. Oha. Yarısına gelebildik mi? Allah aşkına yarısına gelemedik değil mi? Uçan motor yapsaydım belki sona gidebilirdim arkadaşlar. Şu anda tekrar deniyorum. Bu arada boyamadım. Boyamayı üşendim. Belki uçan motor olsaydı sona gidebilirdik diyordum. Yani uçan motor olsaydı motorun bir anlamı kalmazdı maalesef. O yüzden bir kere de kaybetmemizin bir sakıncası olacağını zannetmiyorum. Bak. Baga girdi. Sakin. Bak şu anda hiçbir şey yapmıyorum abi. Bak. Kendi kendine dönüyor. Kudurdu lan motor. Şişt, sakin ol lan. Ne istiyorsun? Tamam. Böyle yavaş yavaş gideriz. En azından şu stage'i bir geçelim arkadaşlar ya. Yok abi bu stage'i geçmek bana nasip olmayacak herhalde ya. Baksana şuna. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hala dondurmalı haritadayım ve gördüğünüz gibi hayattayım arkadaşlar. Kıl payı hayata tutundum. Sağ kolum yok. Abi müzik haritasına geldik. Burada ölebiliriz ya. Bari müzik haritasını geçelim. Tam böyle oyunun ortasına geldik diyelim yani. En azından bir bitiremedik de demeyiz arkadaşlar değil mi? Oyunu bitiremedik ama yani en azından bir ortasına gelelim. Şu müzik haritasını da geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müzik haritası zaten çok zorlamıyor. Bundan sonra bowling haritası var. Orada net öldük zaten. Dur gitsin abi gitsin. Tamam sakin. Şu notalara uyuz oldum ya. Tamamdır güzel. Hadi geçelim. İşte bu. Aa bundan sonra bowling haritası var sanıyordum. Arkadaşlar buradan kurtulabiliriz bence diyeceğim. Maalesef kafam suya değdiği için öldüm. 45 altın aldım. Yine çok da kötü değil. Siz de yapabilirsiniz eğer yani eğlence için. O sona gitmek değil illa. Yani arkadaşlarınızın base'ine de sürebilirsiniz. Hava falan da atabilirsiniz. O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda yazın başka neler yapayım. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.